Bugün gebelerimizden sıklıkla duyduğumuz bir diğer konudan bahsetmek istiyorum. Ne kadar kilo almalıyım? Aslında gebelik sırasında herkes ne kadar kilo alması gerektiğini merak ediyor. Acaba gebeliğimde az kilo mu alıyorum yoksa fazla kilo mu aldım diye sıklıkla bize sormaktalar. Bu konu üzerine aslında nasıl bir hesaplama yapıyoruz diye bakarsak biz hastalarımız ilk geldiğinde gebelerimiz vücut kitle indekslerini hesaplıyoruz. Bunu hesaplarken hepinizin bildiği üzere boyunu ve kilosunu öncelikle hesaplıyoruz. Takiben bir formül üzerinden vücut kitle indeksine bakıyoruz. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olan yani normal ağırlıktaki bir kişinin gebeliği boyunca aslında almasını istediğimiz toplam kiloya bakarsak 11,5 kilo ile 16 kilo arasında kabul edebiliriz. Zayıf kategorisine giren bir hasta için bu sınırlar 12,5 ila 18 kilo aralığına çıkabilmekteyken fazla kilolu birisinde 7 ila 11,5 kilo toplam kilo alımında kalmak daha uygun olacaktır. Obez bir hastamız var ise bunlarda kilo alımına biraz daha dikkat ediyoruz. 5 ila 9 kilo arasında bir kilo alımını tercih ediyoruz. Gebelik sırasında fazla kilo alırsak ne olur diye baktığımızda burada bebeklerde kilosunun doğal olarak daha fazla olması, makrozomi dediğimiz iri bir bebekle karşılaşabiliriz. Bu aynı zamanda annenin sezeryan gereksiniminin de bir miktar arttığını göstermektedir bize. Aynı şekilde gene az kilo alımına baktığımızda da bebeğin bu sefer küçük doğum ağırlıklı yani doğum ağırlığının düşük olduğu, düşük doğum ağırlıklı bir bebekle karşılaşma olasılığımız ve erken doğum riskinin daha fazla olduğu bir takım çalışmalarda saptanmıştır. İdeal olarak gebelikte kilo hedefini tutturmaya çalışmamız gerekir. Dikkat etmemiz gereken bir diğer noktaysa özellikle gebeliğin son kısımlarına doğru geldiğimizde eğer hızlı bir kilo alımı varsa tansiyon takibimize de dikkat etmemiz gerekir. Tansiyon takibinin de yükselmesi hızlı kilo alımı ile birlikte acaba vücutta su tutuluyor mu? Gebelik zehirlenmesinin bir belirtisi olabilir mi diye bize bir uyarı belirteci olabilir.